Dur. Halit Bey, bir patates üreticisi olarak sizin patatesle ilgili yetkililere anlatmak istediğiniz sıkıntılarınızı dinleyebilir miyiz? Bir defa çiftçi olarak, üretici olarak pazarımız yok. Bir. İkincisi, bizim maliyet çok yüksek. Biz istiyoruz ki tüketicilerimiz, köylümüz, şehirlimiz, gariban kesim, orta kesim bu patatesi 100 liraya yesin. 10 kuruşa yesin. 10 kuruşa yediğini istiyoruz. Fakat bizi yönetenler veyahut da yönettiğini zannedenler biraz bunu vicdanlı olsalar da girdileri ucuzlatsalar. Bugün 1 litre mazot 3750 lira. 1 kilo ilaç 1500 lira. 1 kilowatt saat elektrik ücreti bugün 1 kilowatt saat elektrik ücreti 444 lira. Ben buraya 10 bin lira elektrik ücreti ödemişim ve faturalar cebimde. Bir gün kesmedi elektrik ücretini bir gün ödemediğin zaman MEDAŞ'a sattılar teki, devletin tekini MEDAŞ'a sattılar. Ne yaptılar? Helikopterlerle. Eğer kaçak çiftçinin cebinde parası yok. Kaçak bağladı, suluyor. Onlar kesti, getirdi adamlar, penseledi, mühürlediler. Mecburen çiftçilerimiz mahsulü yanıyor. Çoluğunun çocuğunun nafakası, iki çocuklarının yemek için yoğurt yaptıkları ineklerini sattılar. Ondan sonra affedersin artık herhalde şeye döneceğiz biz. Filistin'e döneceğiz. Tarlalarımız hep ipotik ya. Bunu da herhalde MEDAŞ zannettiğim kadarıyla bir dışarıdan bir şirketin adamının dolayısıyla onlar satın almışlar. Tarlalarımız gidecek. Yani biz istiyoruz ki bunu tüketicisi ucuza yesin. Fakat girdilerimizi, bizi yönetenler girdileri ucuzlatsın. Mazot, gübre, ilaç, elektrik, ondan sonra parça, tohum. Tohum meselesini ne yaptılar biliyor musunuz Fatma Hanım? Tohum meselesini. Şunu biz şirketlere verdiler. Şimdi şirketten almak mecburiyetindesin şu tohumu. Önceden ne yapıyordu? Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası veyahut da resmi kuruluşlar tohum getiriyordu. Biz atıyorum bir ton tohuma 1000 euro veriyorduk, alıyorduk. 5 yıl bu tohumu ekiyorduk. Şimdi ne oldu? Şirketlerden alıyorsun. O patates donatımı. Evet, patates araştırma vardı mesela. Onlar bu konularla ilgilenmiyorlar. Yok, yok. Şimdi yasa. Tarım İl Müdürlüğü. Hayır, hayır. Tarım İl Müdürlüğü sadece şikayetin olacak. Gideceğim bu pateste hastalık vardır. Şudur, budur diyeceksin. Gelip ilgilenecekler. Veyahut da gelirlerse, sözüm ona. Gelirlerse. Şimdi tohum, şirketten her yıl tohum almak mecburiyetindesin. Ben 58 yaşındayım, 59 yaşına girdim. Aşağı yukarı 15'teki 20 yıl. 30 yıldır çiftçilik yaparım. 30 yıldır. Eğer ben ki senede 10 bin lira artırsaydım eski parayla, şimdiki parasıyla 10 lira artırsaydım. 30 yılda benim kaç para olması lazımdı? 300 milyar lira param olması lazım. Nerede ben 50 milyar lira borçlandım? Buraları sulamak için boru aldım. Plasmandan boru aldım. Tohumu dediğim gibi her yıl tohumu şimdi ithalatçı firma dışarıdan getiriyor. Bize 1500 liraya veriyor bu tohumu. 2000 liraya veriyor kilosunu. Ama benim dediğim gibi Ziraat Donatım Kurumu kooperatifler getirse de biz bu tohumu alsak 3-5 yıl tohuma para vermeseydik aradaki boşluktan faydalanırdık. Biz istiyoruz ki bunu tüketecek gariban orta kesim insanlar hakikaten ucuz yesinler. Vallahi de billahi de tallahi de ucuz yesinler. Ama bizim girdilerimizi ucuzlatsınlar. Elektriği ucuzlatsınlar, mazotu ucuzlatsınlar, ondan sonra gübreyi ucuzlatsınlar, ilacı ucuzlatsınlar. Tohumu gene kooperatifler ve tarım ziraat donatım kurumları getirsin. Biz onlardan bir yıl tohum alalım. Bir yıl aldığımız 2 ton tohumdan 15-20 ton tohum kullanalım. 3-5 yıl tohuma para vermeyelim. Peki şu an bu patatesi kaça mal ediyorsunuz? Kaça pazarladınız şu an? Vallahi pazarlamadık, satamadık. İşçi buldum ben, evde aynağı sattım. Depoya koyuyorum. Geçen yıl soğuk aldı tarlada. Şu anki fiyatı kaç lira? Şu andaki fiyatı 17 kuruş. Peki kaça mal olmuştur bu size? Şu anda yaklaşık benim bura mesela 30 ton patates çıktı. 10 dönüm yerden 30 ton patates çıktı. Ben buraya 7 bin lira masraf ettim. Artık orasını bilmiyorum ben. 7 bin lira masraf ettim.
Dün bir toplantı oldu. Evet. Tarım Bakanlığı müsteşarı da geldi. Ortak akıl patates için ortak akıl çağrısı yaptılar. Bütün yetkililer toplandı. Gerçi sonuç olarak bir herhangi bir paylaşılmadı tam olarak ama sonucu. Evet. Peki yetkililerden ne istiyorsunuz? Ne yapılırsa bu çözülür. Bu tohum mu, elektrik mi? Tohumu eskisi gibi kooperatiflere, Tarım Ziraat Donatım Kurumu'na, ondan sonra bu resmi kuruluşlar getirsin. Tohumu onlar alsın. 2. Girdileri ucuzlatsın. 3. Pazar bulsun. Bugün Suriye ile kavga ettik biz. Suriye sözüm ona. Biz içeride de biz insanlara şey yapıyoruz. Dışarıda da biz o Suriye'nin rejimine karşı gelenleri Suriye'yi öldürmek mecburiyetinde. Suriye'den 7 devlete gidiyordu bizim patatesimiz. 7 devlete Suriye'den bizim patatesimiz gidiyordu. Dışarıya patates gitmiyor. Ne yapacağız biz şimdi? Türkiye'ye de fazla geliyor. Türkiye'ye fazla geliyor. Bütün vilayetlerde yetişiyor. Ha, şimdi biz ÇKS'de belli diyor. Arkadaş bu patatesin belli bir şeyini ver. İhracatçıya ton başına belli bir döviz öde. Dünyada bildiğimiz kadarıyla dünyada bütün çiftçisini, dünya devletleri çiftçisine şey yapıyor. Süspanse ediyor. Evet. Hani bizim süspansemiz? Evet. Bırak süspanseyi. 1 litre mazotu biz 4500 liraya mazot alıyoruz arkadaş ya. 1 kilo patates tohumunu 1500-2000 liraya alıyoruz. Bir yıl kullan, ikinci yıl kullanamazsın. Yazık değil mi bu vatandaşa yapılan eziye ya? Biz istemiyorum. Ben istiyorum ki, ben ne diyorum bak, hala üstüne basarak söylüyorum. Tüketicisi bunu ucuz yesin. Gariban vatandaş, şehirdeki, varoşlardaki vatandaş ucuz yesin. Fakat bize girdileri ucuzlatsın. Biz 10 kuruşa verelim. Önemli değil. Ama bize maliyeti ucuz olsun. Bize maliyeti bunun 1 kuruş olsun. 9 kuruş. Biz gani gönüllüyüz. Peki hep patates sorunları konuşuluyor ya. Evet. Sizi Tarım İl Müdürlüğü ya da herhangi bir yetkili gelip ya patatesle ilgili sorununuz var. Zaten problemli bir ürün. Gelin başka bir ürün üretelim. Deniliyor mu? Böyle bir ya da başka, siz başka patates bir üretmekte mi ısrar ediyorsunuz, sürekli zarar ediyorsunuz? Şimdi patates üretmekte değil. Bizim bu memleketin toprağımızda en fazla patates daha randımanlı, daha güzel şey alıyoruz mesela, randıman alıyoruz. Bu yıl bakma bizim işte şey yapamadığımız için, tohum meselesinden dolayı patatesi tam şey yapamadık. Atıyorum, ne eksen fasulye ektin. Geçen yıl fasulye 130 kuruşuydu herhalde kilosu. Bu sene 180 kuruş falan. Ama şimdi destek vermesi lazım. Fasulye kurtarmıyor. Yani fasulye dönümünden diyeyim ki az geliyor. Mahalli dönümden 250 kilo falan, işte 1000 metrekareden 250 kilo falan, 250-300 kilo fasulye alıyorsun. Bu da kurtarmıyor yani. Bir de topraklar küçük değil mi? Yani ya topraklar olarak, çiftçinin toprağımız küçük. Bölük mirastan dolayı. Bu tarla babam rahmetli vefat etti. Biz bunu ÇKS'ye sokamadık. Niye sokamadık? Mirasçılardan problem oldu. Bölüşülüp şey yapamadı. Ondan sonra şey olarak bölüştük de birisi kullanıyor. Öbürü de imza atmayınca atıyorum ta nerede bir şeyler yapamıyoruz yani. Yani konunun özetini şunu diyebilir miyiz? Ne olursa olsun çiftçinin maliyetlerini düşürmenin yollarına bakmakla. Evet, girdiler. Çok girdiler önemli. Bir, ikincisi dışarıya, ihracata, pazar. Ne olursa olsun çiftçinin maliyeti düşsün. Mazot, temel, gübre, elektrik. Tarımsal sulama ne yapıyoruz? Evet. Benim bir tarlam var. 120 metre kuyudan elektrikten su çekiyorum. 17 fıskiyelik su. Hani yapmasam çoluğum çocuğum aç. Yapsam gittikçe kaybediyorum. İnanın, vallahi de billahi de şu memlekette en hesabını bilen adam benim. Hayır, mübalağa olmasın, benden daha şeyler var. 4 sefer hesaplarım gene tutturamıyor. Her sene açık veriyorum. Şu anda ben 50 milyar lira borçluyum. 50 bin lira borçluyum. Geçen yılda patatesimizi soğuk aldıydı, bu sene de verim yok. Şunu satsam kurtarmıyor ha, mecbur kerhen içeri atıyordu. Ben satıp borcumu ödeyip şurada rahat rahat yatmasını ben de bilirim. Ama olmuyor. Teşekkür ediyoruz.